E, gündemin en önemli maddesiyle başlayalım. E, Karabağ operasyonu. E, aslında ben önce Ankara'ya dönmek istiyorum ama değerli konuklarımdan bir şey rica edeceğim. E, süre konusunda bana yardımcı olursanız sevinirim. Çünkü e, böyle hani e, o zaman çok fazla konuşmalar birbirine giriyor fazla uzama oluyor. Bunun olmaması için sizlerden de ricam lütfen 6'şer dakika bana bu konuda yardımcı olursanız sevinirim. Önce tabii sevgili Abdullah Ağar'a döneyim. Sevgili Abdullah Ağar, sen e, yakın bir tarihte Karabağ Destanı'nı e, kitaplaştırdın. Orada yaşananları, e, gerçekten e, bir asker gözüyle neler yaşandı ve yıllarca Azerbaycan'ın en büyük özlemi olan bir başlığı e, Azerbaycan çözebilecek mi? Bunu tabii konuşacağız ama önce senin gözlemlerini almak isterim. E, Çetinler ayağa kalkayım mı? Olabilir eğer rahat edeceksen. <gülüyor> tabii. <gülüyor> Şimdi tabii e, Hengame'nin içerisinde e, ne olduğunu çok e, göremedik. E, müsaadenizle ben e, görebildiğim kadarıyla anlatayım. Şimdi e, bu bir yıldırım harbiydi. Bir baskın harekatıydı ve son derece riskliydi. Şimdi e, görüntüler geliyor tabi savaş bölgesinden çatışma alanlarından şimdi e, Ermeniler e, 44 günlük muharebeden çıkartmış oldukları derslerle birlikte e, havadan yapılacak akınlara karşı da son derece önemli tedbirler geliştirmişler bir diğer tarafıyla Ohanyon hattının çok daha güçlüsünü e, bu alanlarda oluşturmuşlar şimdi sayı ne kadar? sayı 10 bin civarında Ermeni askeri Azerbaycan ordusunu bekliyor. Bir diğer tarafıyla da e, GNH doktrinini kullanarak terörist, terörist haline getirdikleri illegal Azerbaycan devletine karşı halkı yeraltı teşkilatı, milis teşkilatı, e, lojistik teşkilatı e, ve e, bir silahlı teşkilata çevirmişler ve bununla ilgili bir hazırlıkla karşı karşıya kaldık. Tabii şimdi bunu anlamak için bir başka veriye daha ihtiyaç var. Azerbaycan ordusunun terörle mücadele yapmış olduğu harekat alanı kaç kilometreydi? 2818 kilometre kareydi. Şimdi bunu da anlamlandırmaya ihtiyaç var. Bizlerin hepimizin çok iyi bildiği Cüdü Dağı, Vadisi'nden başlayıp... ...Ballıkaya çöküntüsüne kadar giden ve bu zirve hattında sadece 11 tane zirvesi bulunan Cudi 300 kilometre kare. Bu mücadele edilen alan ise Cudi'nin Şırnak Silopi arasında kalan kısmı ile birlikte Şırnak Cizre arasında kalan kısmı ile birlikte yaklaşık 10 katıydı. Yani son derece geniş, son derece ciddi bir tahkimatın yapıldığı ve bunun içerisine bir konvansiyonel yığınan gizlendiği bir mücadele fotoğrafı vardı en başta. Ancak Azerbaycan ordusu Belli ki dersini çok iyi çalışmış ve bu dersin çalışmasıyla birlikte sadece bir günlük bir harekatla buradaki bütün iradeyi kırdı attı ve çaresizliklerini orada Azerbaycan'a karşı yuvalanan Ermeni ayrılıkçı teröristlere karşı ispat etti. Ve yapılan bir günlük harekatla birlikte baktılar olacak gibi şey yok, yapabilecekleri hiçbir şey yok. Beyaz bayrak göstererek bir şekilde Ruslar üzerinden Azerbaycan'a karşı ...bir e, müzakere ve bu müzakereyle beraber bir teslim bayrağını çektiler. Şimdi bu açıkçası harp literatüründe bir yıldırım harekatı olarak tanımlanıyor. Bir stratejik baskın harekatı olarak tanımlanıyor ve riskleri son derece yüksek. Şimdi normalde şöyle bir rakam vardır biz konuşurken. 1'e 3'tür taarruz yapan kuvvetin savunan kuvvete karşı olan üstünlüğü böyle olması gerekir başarı için. Ama bir diğer tarafı bir başka rakam daha vardır. Taarruz yapan taarruz etinden 3 kat daha fazla zayiat verir. Şimdi bütün bu temel denklem içerisinde Azerbaycan ordusu ortaya çıkan zayiat rakamları ele geçirilen alanlar ve ortaya koymuş olduğu hibrit harekat konseptiyle beraber muazzam bir başarının altına imza attı. Ve bu başarıyla birlikte açıkçası son derece zor olabilecek hem dağlık alanda hem meskun mahallelerde yuvalanmış ve bir meskun mahal çatışması ile birlikte bir gayri harp ve bir konvansiyon harp yapmaya niyetli her tarafı mayınlarla döşemiş, her tarafa tahkimat yapmış Ermenistan ordusuna ve ayrılıkçı teröristlere karşı muazzam bir zafer ortaya koydu. Önce, öncelikli olarak bunu tebrik etmek ve altını çizmek gerekiyor. Bir diğer tarafıyla da bu harekat sırasında şehit düşen Azerbaycanlı kahraman kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Ümit ederim en kısa zamanda iyileşirler. Ailelerinin yanlarına ve görevlerin başlarına dönerler. Şimdi bu süreçle birlikte tabii siyasi bir süreç, bir müzakere süreci devreye girdi. Ve bu müzakere süreçle birlikte Sevgili abla, Azerbaycan... Ben bir soru sorayım sana. Şimdi tabii e, Ermenistan başbakan e, Başbakan Paşinyan'dan gelen açıklamaları da ben Gün içinde e, takip ettim. Yani operasyon süresince e, sadece hani Azerbaycan'dan gelen açıklamaları değil, Ermenistan'dan çıkan mesajları da biraz dikkat kesildim. E, Paşinyan hep şuna dikkat etti. Yani bizim orada askerimiz yok e, ve e, han kendi bölgesindeki durumu Ermenistan'ın kendi siyasi portresi ya da siyasi çizgisinden farklı bir noktada tanımladı. Yani çok da sahiplenmedi işin açıkçası. Bunun, bunun sebebi nedir? Çetinler son derece e, doğru, yerinde ve son derece önemli bir soru bu. Şimdi Paşinyan e, bu muharebeler sırasında, çatışmalar sırasında e, şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki bizim dedi burayla bir bağımız yok. Burada bizim askeri varlığımız yok. Bunun anlamı nedir? Bir diğer tarafıyla aynı çatışma tarafı içerisinde Diğer sınır boylarında yani ermenistan Azerbaycan arasındaki e, sınırdaki temas noktalarında ve daha önceden Azerbaycan mevzilerine ateş açan Ermeni askerlerine kesin bir emir verdi. Kesinlikle Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açmayacaksınız. Aynı evrede Ermenistan'ın e, böyle insan haklarından so sorumlu sözde bir mahkemesi sözde bir kuruluşu Azerbaycan kanunlarını da bir şekilde istimar ederek ...burada insan hakları ihlalleri işlendiğine dair bir uluslararası süreç işletmeye kalktı. Şimdi bunların anlamı ne? Bunların anlamı şu aslında. Ee, bir şekilde Ermenistan kendisini kurtarmaya çalışıyor. Bir şekilde, bir şekilde Zengezur Koridoru'nun açılmasını engellemeye çalışıyor. Bir şekilde Kazak rayonuna bağlı Ermenistan sınırları içerisinde kalan 7 köyü kurtarmaya çalışıyor... Bir tarafıyla aynı Karabağ Savaşı'nda eş güdüm, Nahçıvan bölgesinde işgal etmiş oldukları alanları kurtarmaya çalışıyor. Bir diğer tarafıyla da bir savaş tazminatı ödememeye çalışıyor. Temel hedefinin bu olduğunu çok iyi görmemiz lazım. Yani son derece zekice, kurnazca ve belki de kendi aklıyla değil, bir takım kendisini besleyen akıllar aracılığıyla evet. böyle bir son derece önemli bir siyasi hamlenin altına imza attı. Bu iş sadece Karabağ kurtarılması işi değildir. Altını çizerek tekrar söyleyelim. Bu iş öncelikli olarak bir barış anlaşması imzalanması işi, işidir. Barış anlaşmasının içerisinde neler var? Söyleyelim. Konuşsal onları istersen e, biraz söyle kısaca bilmiyorum. söyleyeyim. çünkü çok önemli. Türkiye'de bunlar çok iyi bilinmiyor Çetinler. Sadece Karabağ değil meselemiz. Bir barış anlaşmasının imzalanması gerekiyor 30 yıldır. Karabağ'ın yeraltı ve yerüstü zenginlikleri sömürdüler. Bir diğer tarafı da 1 milyon insan kaçkın ve göçkün oldu bunların hakları. Nahçıvan'dan gasp ettikleri, işgal ve istila ettikleri karasal alanlar, Kazağan, yedi köyü <laughs> Zengizur korudur. Bizim böyle temel bir sorunumuz var. Yani meselemiz sadece Karabağ'da şu an mücadelenin yapıldığı alan değil. Bir barış anlaşması ile beraber asıl sorunların çözülmesi gerekiyor. Evet.